Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Gaziantep'ten alıp Kilis'e doğru götürüyoruz. Kilis'in en meşhur yemeklerinden Kilis tavası hazırlayacağız. Tabii yine sizlerden çok istek gelmişti. Buyurun, Kilis tavası için hangi malzemeleri kullanacağız bir bakalım. Kilis tavası için elimizde kuzu etimiz var. Kuzunun döş ve kol kısmından kullanacağım. Burada gördüğünüz gibi orta yağlı bir et kullanacağız. Bunu zırhta çekeceğim ben. Yemeğimizin alt kısmına, yani tepsinin içine, en alt tabanına patlıcan koyacağız. Orijinal tarifinde patlıcan var. Tabii siz isterseniz patlıcan yerine patates de kullanabilirsiniz. Ama isterseniz hiçbirini de kullanmayabilirsiniz. Sarımsağımız var, taze sarımsak. Domates var. Bir tutam maydanoz. Al biber, yeşil biber, soğan, pul biber, karabiber ve tuz kullanacağız. Buyurun, meşhur kilis tavamızı yapmaya başlıyoruz. Efendim, öncelikle etlerimizi doğrayarak başlıyoruz. Ben etlerimi zırhta çekeceğim. Tabii sizin böyle bir imkanınız yoksa kıyma makinesinde de çekebilirsiniz. Bu şekilde biraz küçülteceğim. Zırhta çekersek çok lezzetli olur. Evet, etlerimi küçülttüm. Sıra geldi zırhlamaya. Toplamda 700 gram etimiz var. Kuzu eti kullanıyoruz. 6 kişiye göre ayarladım. Tabii siz isterseniz dana eti de kullanabilirsiniz ama bu kadar lezzetli olmayabilir. Etimizi yeterince çektik. Kenara alacağım. Artık zebzeleri çekmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi güzelce küçülttük zırhta. Kilis tavası için zebzeleri çekmeye başlayabiliriz. Kapya biberlerimi temizledim. Tohumlarını çıkarttık. Bunları da zırhtan geçireceğiz. İnce ince doğrayalım. Dört tane yeşil biber doğrayacağım. Sırada soğanımız var. Bunları da inceltelim. Sıra maydanoz da. Sıra sarımsak da. Bunları da biraz döveceğiz burada. Yeşil kısmını kullanmıyoruz. Bütün malzemeleri doğradık. Şimdi zırhtan geçirebiliriz. Bütün sebzelerimizi zırhta çekmeye devam ediyoruz. Biraz daha küçültürsek yeterli olacak. Normalde kilis tavasına giren bütün malzemeler burada var. Maydanozu isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz. Bazı yerlerde koyarlar, bazı yerlerde kullanmıyorlar. Kilis tavamızın bütün malzemelerini çektik. Bu küçüklük bizim için yeterli. Burada fazla soğanı sıkacağım. Evet. Fazla suları sıktık. Bu suyu tabii ki kullanmayacağız. Bize burası lazım. Etimizle karıştırabiliriz. Sıra geldi baharatlarına. 2 tatlı kaşık tuz vereceğim. Yarım tatlı kaşık karabiber. 3 tatlı kaşık pul biber. Evet, tekrar zırhta çekmeye devam ediyoruz. Zebze ile eti birbirine yedirmemiz gerekiyor. Tabi içine başka baharat kullanılmıyor normalde. Kimyon koyanlar da var. Ben kimyona karşıyım. Kimyon her yemeğe girmez. Özellikle kilis tavasında da kimyon olmaz zaten. Ama siz damak tadınıza göre koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Koymazsanız daha lezzetli olur. Kilis tavamızın içi hazır. Altına koyacağımız patlıcanları soyup doğrayacağız. Ardından fırına göndereceğiz. Patlıcanımızı soyduk. İnce ince doğrayacağız. Patlıcanları bu şekilde tepsinin içine dizeceğiz. Etleri de üzerine koyacağız. Tabii siz istiyorsanız patlıcan kullanmayabilirsiniz. Çünkü mevsimi değil. Bir de çok pahalı. Kilosu 15 TL. Ben bu patlıcana inanın ki 5 lira para verdim. Evet, iç harcımızı tepsiye yerleştirebiliriz. Şöyle küçük parçalar halinde koyacağım.
Tekrardan bunu komple buraya yayacağız. Bu kalanını da bu küçük tepsiye yapacağım. Toplama burada 6 kişilik yemeğimiz var. Evet, kiriz tavalarımız hazır. Bu şekilde iki tepside hazırladım. Her tarafını güzelce düzelttik. İyi düzeltmezsek yemeğimiz pişerken çatlamalar olabilir. Tabii biz bunu birazdan keseceğiz. Hafiften şöyle bir iz bırakacağız. Evet, kiriz tavalar fırına gitmeye hazır. Üzerlerine elma dilimi domates ve yeşil biber koyduk. Ortasına da bir tane soğan koydum. Fırınımı önceden ısıttım. Şu anda 210 derecede ısınıyor. Fırına atmaya hazırız. Evet, yemeklerimizi fırına koyuyoruz. Şu an fırın derecesi 210 derece. Fanlı bir şekilde çalıştıracağım. Toplamda 20 dakikada hazır olacak. Tabii arada bir kontrol edebiliriz. Yemeğimiz 10 dakikadır pişiyor. Bir alt üst yapacağız. Üsttekini alta. Alttakini üste. Gördüğünüz gibi bu şekilde pişiyor. Evet, toplamda 25 dakika oldu. Yemeğimiz hazır. Artık çıkartabiliriz. Hemen servise hazırlayacağız. Evet, kilis tavamızı tabağa aldım. Tadına bakacağım. Tabii tadına bakmadan önce şunları da söylemek istiyorum. Kilise yolunuz düşerse muhakkak kilis tavasını bir kasaptan yemenizi tavsiye ederim. Kasaba gittiğinizde kaç kişilik kilis tavası yemek istediğinizi sorarlar. Hemen anında hazırlayıp fırına gönderip sıcacık ekmeğiyle birlikte gelir. Çok lezzetli oluyor. Muhakkak o şekilde denemenizi isterim. Tabii evde de yapacaksanız bu yöntemle yapıp ister taş fırına gönderin, ister evdeki fırında pişirin. Çok lezzetli oldu. Sıra geldi yemeğimizin tadına bakmaya. Tabii burada her zamanki gibi tırnaklı pidemiz var. Şöyle bir parça tadına bakalım. İnceliğini göstermek istiyorum. Çok kalın olursa aşırı şekilde sulanır. Bu şekilde ince yaparsak çok sulanmayacak. Zaten bütün sebzelerin suyunu sıkmıştık. Tabii altında patlıcanları da göstereceğim. Lokum gibi oldu patlıcanlar. Bakın. Şöyle bir parça patlıcandan. Etinden aldık. Biberinden. Soğan. Suyuna batıralım. Şöyle hafiften suyuna batırdık. Efendim müsaadenizle. Gerçekten yemeğimizin tadı çok güzel olmuş. Yıllardır yaptığımız bir yemek. Tabii ilk defa yapmıyoruz ama her seferinde yaptıkça daha da bir lezzetli oluyor sanki. Ellerimize sağlık. İnşallah sizler de bu şekilde yapıp denersiniz. Şimdiden sizlere de afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.